Esved bin Ebu Kays buyuruyor ki o dünya hayatının şafşatası içinde bir gün diyor Hazreti Ömer Resulullah Efendimizi ziyarete gidecek. Huzuruna girecek. Kapıyı bir açtı Hazreti Ömer. O Hazret bir hasırın üstüne yatmış. Odada hiçbir şey yok. Yerde bir hasır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o hasırın diyor üstüne yatmış ve Peygamberimiz yanı üzere yattığını görünce birden ağlamaya başladı Hazreti Ömer. Peygamberimiz de duydu diyor, başını bir kaldırdı, hasırda yattığı o yana hasırın izleriyle çizgi çizgi olmuş. Resulullah Efendimiz sordu, ey Ömer seni ağlatan nedir? Hazreti Ömer şöyle buyurdu, Kisra'yı, nice sarayları, nice padişahları, Kayseri hatırladım, Bizans'ı hatırlıyorum ya Resulallah. Onların dünya bolluğunu düşündüm. Sen Allah'ın Resulüsün, Allah'ın Habibisin, alemler hürmetine yaratılmış. Senin şu an yanına hasır izi çıktığı bu halini görünce mahzun oldum. Üzüldüm ya Resulallah diyor Hazreti Ömer. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz şöyle anlatıyor. Ey Ömer onların ulaşabilecekleri iyilikler kendilerine dünya hayatında Peşin olarak verilmiştir. Fakat biz öyle bir ümmetiz ki iyilik ve ihsanlarımızın çoğu ahirete bırakılmıştır. Evet sevgili necerim, benim doğam neden kabul olmuyor? O kadar yalvarıyorum, işim rast gitmiyor, malım bereketsiz, hep imtihanın içindeyim, eşimle sıkıntı yaşıyorum, abdestliyim, namazlıyım, zikirliyim, her şey var. Neden benim başıma geliyor? Hastalık neden bana geliyor? Şu neden bana geliyor? Bu niye oluyor diyenlere cevap. Resulullah Efendimiz'den. Biz öyle bir ümmetiz ki iyilik ve ihsanlarımızın çoğu ahirete bırakıldı. Bizler bu dünyada imtihana geldik diyor Resulullah Efendimiz. İşte sevgili dinleyicilerim. Bugün belalar, musibetler Resulullah Efendimiz'e soruyor biri. Ya Resulallah seni çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Anamdan, babamdan, canımdan, nefsimden, her şeyden çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Böyle söyleye söyleye bitiremiyor. Tamam diyor. O zaman belalara, imtihanlara, sıkıntılara hazırlan. Allah'ım yine imtihanımızı kolay eylesin. Biz bela istemeyeceğiz. Evliyaullah gibi, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri gibi yani kahrın da hoş, lütfun da hoş diyebilecek halimiz yok. O makamda değiliz. Onlar Rabbimin kahrının içindeki lütfu tadınca, Allah'ın rızasını kazınca, kazanınca, işin hakikatini görünce olayı çözdüler sevgili dinleyicilerim. Hz. Aleyhisselam'ın ledün sırlarını bildiği gibi Kehf suresinde bir çocuğu öldürüyor biliyorsunuz. Ayet bunu anlatıyor. Musa Aleyhisselam diyor sen ne yapıyorsun? Sen zulüm için mi geldin? Çocuğu öldürdün deyince en son işin hakikatini anlattığında bakın sevgili dinleyicilerim lütfen Allah için sözlerimi iyi dinleyin. Çocuğu vefat edenler, eşi vefat edenler, genç yaşta büyük hastalıklarla uğraşanlar, başınıza ne gelirse gelsin size Kur'an'dan örnek veriyorum. İşin hakikatini bilmeden isyan edenlere, neden benim başıma geldi diyenlere söylüyorum bunu. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama söyledi. Neden o çocuğu öldürdün diye sorunca Musa aleyhisselam. Rabbim bana perdeyi açtı. Ledün sırlarını bildirdi. Bu küçük çocuk büyüdüğünde zalimlerden olacaktı. Bu çocuk büyüdüğünde ailesine, memleketine, herkese eziyet edecekti. O yüzden Rabbim onun ölümünü şu an settar Allah deyip bir hayvanı kızdırtıp üstüne ölmesine vesile oldu Hızır Aleyhisselam. Bana vesile eyledi ki o çocuğu öldürdüm o çocuk ergenlik çağından önce ölüp cennetlik olacak. Ailesi de buradaki insanlar da onun zulmünden kurtulacak ve daha sonra bu aile 2-3 gün yas tutup yeni bir çocukları olacak yakında. O da salihlerden olup ikram edenlerden olacak dedi. Musa Hazretleri Musa Hazretleri bunu duyunca Musa Aleyhisselam Sultan Allah, Subhan Allah, her dertlere derman Allah dedi. Aman ya Rabbi, senin her şeyinin bir sebebi var, her imtihanının bir sebebi var. Bugün evlatları hasta olup vefat eden, hanımı, eşi, kocası, nice yetim çocuklar var, nice imtihanlar var. Doğu Türkistan'da, Suriye'de, nice evlatlar Filistin'de, Rabbim bunları görmüyor mu? Ama öyle bir imtihan ki bunlar, o evlatların her biri vefat ettiğinde, o anne baba, kimisi diyor evlatları hürmetine, Rabbim onları anne babaya şefaatçi kılacak. Anne babanın belki ebedi ahireti, günahları sevaplarından fazla olacak. O evladının vefatına sabredip, aman ya Rabbi deyip de o evladına sabırı hürmetine, Rabbim onu cennete götürecek. Kimisinin çocuk ileride zalim olacak, Kur'an'da Kehf suresinde anlatıldığı gibi, o çocuğu erken yaşta canını alacak. Çünkü anne babanın doğasına hürmet edecek. O anne babanın salih olmasına hürmet edecek. O yüzden Rabbim hiçbir şeyi sebepsiz, hiçbir şeyi kötü yaratmamıştır. Bizler ne yapacağız? Yine ya Rabbi senin kulunuz. Senden geldik, sana gideceğiz. O yüzden bir ölüm olduğunda diyor, bir musibet geldiğinde ayet ne diyor? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksin. Şüphesiz ki biz Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz diyeceksin. İşte sevgili dinleyicilerim bu dünya hayatı bizler için imtihan yeri. Hep beraber aman ya Rabbi deyip başımıza gelen bütün musibetlerde, sıkıntılarda, hastalıklarda hiçbir zaman Rabbimize isyan etmeyip aman ya Rabbi sen bilirsin ya Rabbi. Ne olur imtihanımı kolay eyle ya Rabbi. Hani bazen diyorlar bana da çok diyen oluyor hanımın vefatından sonra. Allah sabrını arttırsın. Sabrını arttırsın. Hani bir insana diyor sabrını arttırsın diye dua etmeyin. Ya Rabbim imtihanını kolay eylesin. Rabbim daha büyük imtihan vermesin. Rabbim sıkıntını kolaylaştırsın. Hani sabrını arttırmak demek imtihanın devam etsin, imtihanın da yüksel. Hani sabır. O yüzden sabrını arttırsın sözü çok uygun değil evladım diyor Hacı Abdullah Baba Hazretleri. Rabbim imtihanını kolay eylesin. Rabbim zolar zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Çünkü Allah'ım daha büyük imtihanlar verir. Sabrını artır ama o imtihan da sana ağır gelir. Kaldıramayabilirsin diyor. O yüzden bu da ince bir nuanstır. Allah'ım bizleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eylesin.